Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir dev güncelleme videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu videomuzda devasa ciddi değişikliklere uğramış Metal Slug Attack oyununun kısa bir incelemesini yapacağız. Bu güncellemeler neler? Oyuna neler geldi? Nasıl değişiklikler oldu falan? Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle oyuna her hafta yeni etkinlikler geliyor. Yeni karakterler vesaire geliyor. Bu sefer böyle üstünde deve olan, hatta deveyi böyle Noel Baba şeyi yapmış bir kız karakter geldi. Böyle her hafta yeni karakterler falan geliyor. Bu karakterler kalıcı olarak geliyor bu arada. Buradaki karakterler kalıcı olarak geliyor. Onun bilgisini vereyim. Burada yeni bir karakterimiz var. Şunu bir açalım. Şunu bir kedini açalım. Gördüğünüz gibi New yazanlar yeni. Oyuna yeni güncellemeyle falan gelen karakterler. Bu pano değişmemiş de buradaki karakter geliştirme, karakter bilgileri ekranı falan değişmiş arkadaşlar. Şöyle ben en çok sevdiğim karakterlerden biri olan, nerede o bulamadım şu anda ama mesela şundan örnek verelim. Mesela ben bu karaktere bastım. Eskiden bu ekran farklıydı bu arada. View Details'a bastığınızda karakterin seviyesi, karakteri kullanabilmeniz için kaç AP gerektiği, canı, işte hasar dayanıklılığı, direnci vesaire hepsi burada yazıyor. Ability aynı zamanda yetenekleri falan kendini iyileştirebiliyor vesaire. Bunlar var. İşte detaylardan ataklarına bakabiliyorsunuz, dirençlerine bakabiliyorsunuz, resistance, dirençleri, karakterin işte bilgileri, işte platinde kaçıncı sırada, altında kaçıncı sırada, yani karakterlerin bütün karakterleri sıralamaları vesaire bütün detaylar yazıyor arkadaşlar. Skill kısmına bastığınızda da burada direkt tablet şeyleri falan var. Karakter kaç seviyesi o kadar skilleri geliştirebiliyorsunuz. Skilleri açmak için de equip kısmından buradaki donanmaları 6 tanesinde yapmanız gerekiyor. Her bir donanma 6 tane. O her 6 tanesinde de her karakterin kendine has böyle istediği malzemeler falan var. Mesela Jhin'se equip'e basıyorum. Donanımları geliştir diyorum. Bütün malzemeler var bende mesela. Basıyorum. Basıyorum şöyle mesela. Geliştirmeyi yaptı. Orada bir yıldız çıktı. Bu bir yıldız demek. Bunu yaptığım için karakterin bütün atakları gücü %30 arttı. İstersem eğer şu şekilde gördüğünüz gibi karakter kaç seviyesi ona göre güçleniyor. Güçlendirebiliyorsunuz. Karakterin maksimum seviyesini arttırırsınız. Daha çok güçleniyor vesaire. Böyle bir güncelleme geldi. Yani panoyu hem detaylandırmışlar hem de daha anlaşılır kılmışlar. Güzel bir güncelleme. Hoşuma gitti bu güncelleme. Başka ne var abi? Şöyle biraz göz gezdirelim. İşte Step Crank falan var, yani her hafta geliyor bunlar. Madalya harcayıp işte belli karakterleri açma şansınız oluyor vesaire. Mesela bu haftanın özel karakteri buymuş. Yakın zamanda etkinlik gelecek. Bu muhtemelen 1-2 gün sonra gelecek en fazla. Özel bir etkinlik gelecek falan. Bunlar her hafta olan şeyler zaten. Guild kısmına, yani klan kısmına falan bakalım. İsterseniz bu şekilde aferi falan yaparak, isterseniz klan arkadaşınıza 30 bin kredi verip 30 sorti puanı kazanabiliyorsunuz. Ya da isterseniz bedavaya 15 sorti puanı da alabiliyorsunuz. Bu şekilde işte klandan kredi falan toplayabiliyorsunuz. Böyle olaylar falan var. Bunlar eskiden de vardı ama hiç göstermedim. İşte birlik baskından ganimet şeyleri yapabiliyorsun. Bosslarla mücadele edebiliyorsun. Hasar kademesi var. İşte ganimetlerden bu şekilde resepsiyon yaparak istediğiniz itemları falan alabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan itemları alabiliyorsunuz buradan. Başka ne var? Another Story gösterecek bir şey yok. Combat School falan. Ha. Power and Rescue kısmı biraz değişti. Treasure Hunt'a bir gireceğim. Burayı hiç adam akıllı göstermedim. Yani oyunu inceliyoruz aynı zamanda, hani o yüzden gösteriyorum bunları. Burada hazine var abi. Her belirli bir sürede bir hazine ödülleri topluyorsunuz. Ödüller sabit. Ben sorti puanı toplamak için yapıyorum burayı. Bayağı bir sorti puanı geliyor. 5, 15, 25, 50 ve 120 aralığında gidiyor. Size gelecek olan sorti puanı ödülleri. Ödüller sabit dediğim gibi. Ve belli sürelerde toplayabiliyorsunuz bu ödülleri. Mesela burada 10 saat yazıyor. Yaklaşık 4 saat sonra buradan 120 sorti puanı toplayacağım. Sorti puanı toplamak kolay değil. O yüzden olabildiğince yapmaya çalışın, kasmaya çalışın. Bir de Power and Rescue'da ciddi bir değişiklik var. Bakın gördüğünüz gibi eskiden direkt arama ve kurtarma ekranına giriyorken şimdi burada her gün bir tane birliğin görevi var işte.
bir kere girme hakkınız var. Mesela bu Ptolemaic Army'nin bir görevi varmış işte. Operasyonu varmış. Eğer operasyonu tamamlarsanız Assault Boost Item diye bir şey var. Bu item yeni, oyuna yeni geldi arkadaşlar. Ne işe yaradığını göstereceğim bu arada. Önce bir anlatayım. Burayı bir anlatayım. Eskiden 15 dakika süre içerisinde buradaki bütün karakterleri, adamları kurtarıp operasyonu tamamlamanız gerekiyordu. Ama bu sistem değişti. Artık kaybetseniz ve düşman falan değiştirip kendinize daha uygun rakipler bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda 15 dakikalık süre kısıtlaması da kaldırıldı. Yani biz, öyle bir problem kalmadı. Şimdi bu Assault item'ının ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. 6 tane ordu var oyun içerisinde gördüğünüz gibi. Her ordunun operasyonu bitirdiğinizde 2 tane geliyor. Ordu item'ından. Güç arttıra bastığınızda orduların maksimum canını, maksimum atağını, işte şey maliyeti, AP maliyetini falan düşürmenize yarıyor bunlar. Nasıl anlara bastığınızda Power and Rescue diyor. Sadece Power and Rescue'yu tamamlayarak alabiliyorsunuz. Dediğim gibi orduların azami can yüzdesini, atak yüzdesini ve maliyetlerini düşürebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir güncelleme. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Böylece karakterler daha güçlü olacak, daha çok vuracaklar, daha uzun süre hayatta kalabilecekler ve daha az AP isteyeceği için daha uzun süre, daha rahat, daha hızlı kullanabileceksiniz. Evet arkadaşlar, güncellemeler bu şekildeydi. Ciddi güncellemeler bunlar. Oyunun hem oynamasını, anlaşılmasını kolaylaştırdı, hem de oyuna güzel yenilikler getirmişler. Umarım başka yenilikler de gelir yakın zamanda. Daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Bir sürede Metal Slug Attack videosu gelmiyordu. Şimdi Metal Slug Attack'in 3. bölümünü çekeceğim. Hazır vaktim varken dedim bugün video günü olsun falan. Bu benim çektiğim sanırım 5. videom. Şimdi Metal Slug Attack'i çekeceğim. 6. Crash Ondra'nın 3. bölümünü çekeceğim. Daha 1. bölümünü 30 Mart'ta yeni yayınladım. İşte 2. bölümünde bir hafta sonra, 3. bölümünde bir hafta sonra falan hazır vaktim varken aradan çıkarmak için çekeceğim işte. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve size bir şeyler katabilmişimdir. Tavsiye sorulan için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız videoya bir beğeni bırakabilir. Kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesine başka oyun serilerimize de, başka içeriklerimize de göz atabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.